Berat gecesi. Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Berat, beraat kelimesinin kısaltılmış halidir. Bu da borçtan ve isnat edilen suçtan kurtulma anlamlarına gelir. Onun için borçtan ve isnat edilen suçtan ve günahlardan kurtulmak isteyenler bu gece Allah'tan beratlarını yani kurtuluşlarını isteyeceklerdir. Bu gece ibadet ve niyazımızla Allah'ın rahmetine, mağfiretine ve sohbetine layık olmaya çalışacağımız mübarek bir gecedir. Duhan suresinde Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Hamim. Helal ile haramı açıkça bildiren bu kitaba yemin ederim ki şüphesiz biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz onunla uyarmaktayız. O öyle bir gecedir ki her hikmetli iş tarafımızdan çıkan bir emirle ayrılır, karara bağlanır. Bu geceye Berat gecesi denildiği gibi mübarek gece, senet gecesi ve rahmet gecesi de denilmektedir. Ayette geçen mübarek geceden maksat Kadir gecesidir diyenler olduğu gibi Berat gecesidir diyenler de vardır. Kadir suresindeki ayetlerle bu ayetler arasında çelişki yoktur. Berat gecesinde indirilen Kur'an'ın Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına toptan indirilmiş halidir. Kadir gecesinde indirilen ise Kur'an'ın ceste ceste, peyderpey indirilmeye başladığı durumun ifadesidir. Her şeyi en iyi bilen Allah'tır. Bu gecede 5 özellik vardır. 1. Her hikmetli iş karara bağlanır. 2. Bu gecedeki ibadetin fazileti hesapsızdır. Bu gecede nafile olsun, kaza olsun, namaz kılanların, iyilik, ibadet, hayır ve hasenat yapanların, darda kalanlara yardım yapanların, cennetle müjdelenmesi, cehennem azabından, dünya afatından, şeytanın hile ve tuzaklarından kurtulması Allah'ın rahmetinden beklenir. Bu gece ile ilgili hususi bir namazın ve ibadetin olduğuna dair rivayetler varsa da bunlar muteber kaynaklarda yer almadığından biz de zikretmeyi uygun görmedik. Bu gece bol bol kaza namazı kılınabilir. Evrat-ı eskarla meşgul olunabilir. Bol bol iman hakikatlerini ders veren dersler yapılabilir. Okuma programları icra edilebilir. Bu gece rahmet iner. Allah bu gece Kelp kabilesinin koyunlarının sayısınca kullarına merhametle muamele eder. Allah mağfiretiyle bütün Müslümanları bağışlar. Ancak tövbe etmedikçe şunları bağışlamaz. Kahinleri yani gaybden haber verenleri, büyü yapanları, kincileri, içkiye devam edenleri, ana babasını incitenleri, zinaya devam edenleri ve zinayı savunanları bağışlamaz. 5. Bu gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şefaat hakkının tamamı verilmiştir. Peygamberimiz Şaban ayının 13. gecesi Cenab-ı Hak'tan ümmeti için şefaat hakkı istedi. 1/3 verildi. 14'ünde 2/3, 15'inde hepsi verildi. Bu şefaatten herkes istifade edebilecek ancak deve kaçar gibi Allah'tan kaçanlar değil. 6. Bu gecede zemzem suyunun arttırılması ilahi adettendir. Ayşe validemiz diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Geceleyin namaza durdu. Nihayet secdeye vardı. Secdesini o kadar uzattı ki ben ruhunun kabz edildiği yani vefat ettiği kanaatine vardım. Kalktım, yanına vardım. Parmağına dokunuverdim. Canlı olduğunu görünce geri döndüm. O esnada secdede bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sızlanıyor, yalvarıyor ve şöyle diyordu. Allah'ım, azabından affına sığınıyorum. Gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana sığınıyorum. Seni ben, senin kendini övdüğün gibi asla övemem. Seni sen ancak övebilirsin.
zatına layık övgüyü ancak sen yaparsın Allah'ım. Resulullah başını secdeden kaldırdı, namazını tamamladı ve dedi ki, ey Ayşe, biliyor musun bu gece hangi gece? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Bu gece dedi, Şaban'ın yarısı, yani 15. gecesidir. Allah bu gece kullarına ve kullarının fiil ve davranışlarına bakar. Bağışlanmak isteyenleri bağışlar, merhamet dileyenlere merhamet eder. Kin, haset ve kötü amel sahiplerini tövbe etmezlerse rahmetsiz, mağfiretsiz olarak olduğu gibi bırakır. Kur'an'ın inişine sahne olan gecelerden birinin de bu gece olduğu söylenmektedir. Bu gecenin en mühim olaylarından biri de Kabe-i Muazzama'nın ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme kıble olarak tayin edilmiş olmasıdır. Bir hadiste buyurulmuş ki, Şaban'ın yarı yani 15. gecesi olduğu vakit gecesinde ibadet için kalkınız, gündüzünde de oruç tutunuz. Zira Allah-u Teala güneşin batışından itibaren rahmetiyle dünya semasına tecelli buyurur. Bağışlanmak isteyen yok mu? Onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Dertli yok mu? İstesin de derman vereyim. Bu çağrı şafak sökünceye kadar devam eder. Bu gecede yapılan müracaatlar, dualar geri çevrilmez. Onun için bu gece dini bir, Allah'ı bir, peygamberi bir, kitabı bir, kıblesi bir olan müminlerin birbirini sevmeye, saymaya, kardeşçe yaşamaya karar verecekleri bir gecedir. Kin ve nefreti, şikak ve nifakı, ayrılık ve gayrılığı unutacakları bir gecedir. Bütün inananların küfre karşı, dinsizliğe karşı, ahlaksızlığa, anarşiye, bölücülüğe karşı yek vücut olup yarınlara tek ses ve tek nefes halinde çıkmaya niyet edecekleri bir gecedir. Ömrümüzün günahkar mazisine veda edip bundan sonra ibadetle dolu bir hayat sürmek, Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya bağlı dakikalar geçirmek için dua edeceğimiz bir gecedir. Çünkü Allah'ı razı etmek için verilmiş bu fırsat belki bir daha elimize geçmeyecektir. En büyük mesele, en büyük dava Allah'ı razı etmektir. Onun sevgisini kazanamazsak, bütün dünya dostumuz, dünya dolusu da malımız olsa faydası yok. Çünkü kabir, yalancılığın, sahtekarlığın, rüşvetin, torpilin sızamadığı ahiret kapısıdır. Şairin dediği gibi, ey efendi, ne malın, ne evladın, hiçbir şeyin fayda vermeyeceği bir günde, sanma ki senden altın, gümüş isteyecekler. Sadece ve sadece sağlam bir iman, günah kirleriyle kararmamış veya günahlardan arınmış bir kalp, ibadetle geçmiş bir hayat istenecektir. İşte ahirette senden istenecek şeyler bunlardır. Kabirde geçerli olan da bunlar olacaktır. Öyleyse insan en büyük sermayesi olan ömür dakikalarını hasreten bu geceleri ganimet bilmeli, yaşadığı her anı tövbe etmek için verilmiş bir imkan olarak değerlendirmeli. Elinden gelirse gözyaşlarıyla günah kirlerini yıkamalı, günahlarla paslanmış kalp aynasını silmeli. Silmeli ki hak tecelli etsin, hakkın cemali görünsün, mahzari rahman olunsun. Dünyanın cazibesi, Leyla'ların güzelliği insanı aldatmamalı, Mevla'dan uzaklaştırmamalı. Şunu iyi bilmeli ki, Mevla'yı bulursa Leyla'lara hem de güzelliği solmayan Leyla'lara kavuşmak mümkün olacaktır. Şu gelecek söz ya baş üstüne asılmalı ya da kulaklara küpe olarak takılmalıdır. Dost istersen Allah yeter. Çünkü o dost ise her şey dosttur. Yaren istersen Kur'an yeter. Çünkü Kur'an'da isimleri geçen peygamberler ve meleklerle hayalen görüşür. Başlarından geçenleri seyredip ünsiyet edersin. Mal istersen kanaat yeter. Çünkü kanaat iktisat etmeye sevk eder. İktisat berekete vesile olur. Nasihat istersen ölüm yeter. Çünkü ölümü düşünsen
dünyaya dalmaktan kurtulur, ahiretine ciddi ciddi çalışırsın. Öyleyse şimdiye kadar kılamadığımız namazları kılmaya, bir daha da namazı bırakmamaya karar verelim. Verilmemiş zekatlarımızı, sadakalarımızı verelim. Açık, saçık ve tesettürsüz geçen hayatımıza veda edelim. Hayatımızı imanla hayatlandıralım. Allah'ın emri olan farzlarla süsleyelim. Haramlardan, küçük ve büyük günahlardan uzak durmakla hayatımızı ve sağlığımızı koruyalım. Küsmüşsek barışalım. İncitmişsek helallik alalım. İncinmişsek affedelim. İncittiğimiz alim, ulema varsa özür dileyelim. Af dileyelim. Ana babamızın ellerini öpelim. İhtiyaçlarını karşılayalım. Dualarını alalım. Kibirden, gururdan, hava atmaktan, şımarıklıktan uzak duralım. Kula yakışır şekilde alçak gönüllü, herkese şefkatle, muhabbetle kucak açalım. Çaresizlere çare olalım. Allah'ın dinini yaşayalım. Onun koruması altına girelim. Ancak bu şekilde gecemiz mübarek olur, evimiz, gönlümüz, yurdumuz huzur ve bereketle dolar. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olduğu hayattan ve istikametten hiçbirimizi ayırmasın. Amin.